Cevizin faydalarından bahsedecek olursak eğer, sindirimi destekliyor. Tırnak ve saçlar için faydalıdır ceviz. Kilo vermeye yardımcı olur. Neden? Çünkü tok tutma özelliği vardır. Özellikle zeytinyağı ile veya da bal ile tüketildiği zaman. Hormonlar için faydalıdır. Evet, hormonlara faydası var. Hayat kalitesini yükseltir. Adet sancılarına iyi gelir. Hamileler ve yeni anneler için de büyük faydası vardır. Ama nasıl tüketirsek eğer. Şimdi cevizi aldık böyle katır kutur. Tabii yenir. Ama bunun daha faydalı hale gelebilmesi için şöyle göstereyim. Şöyle bir bardak su içerisinde göstereyim. Örnek tabii bu ayva suyu ama biz yine gösterelim. Cevizimizi ne yaptık? Kırdık, içini hazırladık. Bir bardak suya bir tane ceviz atıyoruz. Akşamdan bunu bekletiyorsun. Sabah uyandığın zaman anneler, yeni anneler, sabah uyandığınız zaman veyahut da herkes fark etmez. Bu suyu tüketip cevizlerle beraber yer ise eğer zihin açıklığı, Alzheimer hastalığına, enerji olarak bize gelir ve birçok hastalıklardan bizi korur. Ceviz zaten yapısı ile neye benziyor yapısı? Beynimize benziyor. Yani beynimizde oluşacak olan hastalıklara ceviz bir numaralı faydalıdır. Evet, kabuğu da bakın kaynamaya başladı. Bu da ceviz kabuğu bu şekilde kaynatıp eğer tüketirseniz eğer öksürüğe ve birçok solunum yolu hastalıklarına da iyi gelir. Öksürüğü bir anda keser. Mevlam inşallah bunları da güzel anlayabilmeyi bize ikram eylesin. Cevizi de bu şekilde tüketiyoruz. İsterseniz kendinize 2,5 litrelik su, özel bir su hazırlayabilirsiniz. Özel su hazırladıktan sonra içerisine 2 adet ceviz içi atın. Bu suyu gün boyu kendiniz tüketmeye çalışın. Gün boyu. İşte her saat başı bir bardak. Yine cevizin bu şekilde büyük faydasını görürsünüz. Dediğim gibi böyle düzensiz beslenmek niye denir? Adam cevizin içini göre hemen atıyor. Yemekten sonra, yemekten önce veyahut da gün içerisinde. Öyle değil. Yemekten hemen sonra ceviz tüketilmez aslında. Yemekten önce tüketeceksin. Veyahut da yemek yedikten 2 saat sonra. Burada bizim hazırladığımız bütün kürler ya aç karnına ya da yemek yedikten 2 saat sonra tüketilir. Çünkü yeni yemek yemişsin. Mide çalışıyor zaten, öğütüyor. Yeni gelen besinleri vitamin olarak organlara dağıtıyor. Bir görevi var. Senin de bu yemiş olduğun, şifalı olarak tüketmiş olduğun bu bitkileri o anda tükettiğin zaman ne yapıyor? Tam olarak vitaminleri ayrıştıramıyor. Direkt dışkılama yoluna atıyor. O yüzden aç karnına veyahut da yemekten 2 saat sonra tüketilmesi lazım.